Efendim Eko Türk televizyonları ekranlarından bir kez daha hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Erancı Umut ve Borsa Teknik programı ile programlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Günlerden salı ve her salı olduğu gibi bugün Borsa Teknik programında bize eşlik edecek değerli abim, sevgili hocamız Selçuk Gönençler. Hemen yanımda, karşımda. Hocam merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Eren, çok teşekkürler. Nasılsın hocam? Vallahi gayet iyiyim. Keyifler yerinde mi? Yerinde bir sürü. Borsa İstanbul'da da sanki birazcık yerinde olmaya başladı gibi duruyor. Kasım'ın geleceği Eylül'den belliydi diyelim. Güzel. Sözü birazcık daha değiştirdik ama biraz ya burada bile vade vurgusu oldukça önemli. Kasım'ın geleceği Eylül'den belliydi. Güzel. Şaka maka bir yana tabii Eren şu anda 8500'den 9500, 9600 hatta 9700'leri gördük dün. Önemli bir makas yaptık. Tabii ben Borsa İstanbul'un hala, Borsa İstanbul'la ilgili hala çok kuvvetli iyimserim, onu çok net söyleyeyim. Ama şeyi hiç pas geçmemek lazım. Hani hem pozisyon yönetimi hem de duygu yönetimi tarafında işte Ukrayna, Rusya'da o geçen hafta oluşan o önce balistik sonra İngiliz güdümlü füzeler vesaireyle ilgili haber akışını, yani jeopolitik riskleri hem kuzey hem güneydeki riskleri yok saymadan takip ediyoruz diyelim. Riskler her zaman var. Riskler her zaman cepte tutmakta fayda var. Çünkü her zaman söylüyorsunuz piyasa iki yönlüdür. Piyasa iki yönlü. Yani bugün 9700 olan piyasa yarın 10200 de olur, 9400 de olur. Yani her şey olur. Düşen trend kırıldı diye hurra diye yükselecek diye bir şey yok. Her zaman risklere bakmak lazım. Peki hocam şey konusunda yorumunuz nedir? Bugün de çok net bir birinci ağızdan açıklandı. Açığa satış yasağının çok yakın bir gelecekte kaldırılacağı. Evet, SPK Başkanımız bugün net bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Daha önce de Cevdet Başkanımızla, Mehmet Başkanımızla, Mehmet Şimşek Başkanımızla söylemişti. Dolayısıyla piyasanın beklediği haberlerden bir tanesi biliyorsun. Önemli. XU30, XU50 ile sınırlı olması planlanıyor diye ilk bir bilgi vardı. Devamının ne olacağını bekleyip göreceğiz. Ancak en azından yabancının istediği bir setlerden bir tanesinin de kaldırılıyor olması veya kaldırılacak olması piyasa dinamiği anlamında çok önemli. Tabii bu yasak kaldırıldıktan sonra piyasanın ikinci beklentisi muhtemelen ısınmaya başlayacak. O da swapların açılması. Evet. Kademeli bir şekilde geliyor. Yani. Evet, yani kademe kademe bu işte 1,5-2 senedir oluşan normalleşme veya 1,5 senedir oluşan normalleşme adımlarla beraber devam ediyor. Piyasa olumlu tarafı evrilmeye devam ediyor. Tabii enflasyonun bu kadar olumluluğa rağmen işte göreceli faizin çok ciddi diplerden çok ciddi bir şekilde negatif tarafa da geçmesine rağmen pozitif tarafa geçmesine de rağmen enflasyonun kalıplaştığını görüyoruz. Evet. Yani, dolayısıyla biraz o tarafta sıkıntılarımız var. İzleyip göreceğiz. Peki hocam şimdi Borsa İstanbul'u zaten ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Hocam biraz farklı enstrümanlara bir bakalım. Çünkü Bitcoin geçen hafta 100 bin dolarların neredeyse ulaştı. 99.500 falan mı gördüm? Evet, kaçıyorum. Evet, 90, evet. 100 bini, ya şey ben geçen gün onu bir arkadaşımla konuşuyordum akşam. Ya 100 bin konfetilerini patlattırmadılar değil mi daha? Yok, bizi görmedi değil mi? Ben kaçırmadım. Yok, hayır. Yani şöyle bakıyorum şu anda mesela fiyatları da. Yok, ben 99.300'ler falan gözüküyor. Daha 99.588'e kadar yükseliş olmuş. 100.000 konfetisi patlamamış. Tamam, 100.000 konfetisini daha patlatamadılar. Bu patlatmayacaklar demek değil ama bak dünle bugün bir miktar zayıflık başladı. 93.000'deyiz şu an. Dünle bugün, dün zaten 95.000, 96.000'ler kırılırken bir miktar zayıflık tekniği düşmeye başladı. 8 günlük hareketli ortalaması kırıldı. Şimdi biraz sonra grafikten istersen oradan hatta devam hemen başlayalım hocam. Madem 8 günde girdiniz hemen artık. Görsel olarak evet. Başlayalım. Şimdi Eren, 69.000, 15.000 düşüşü, yukarı yönlü bir hareket. Burada 78.6'yı geçme barına dikkat, Deniz gösteriyor. Görüyor musun? 78.6'yı geçmedeki momentum ve güçlü bara bak. Doğru. Ondan sonra 78.6'nın üstünde dengelenme, bir miktar sarkmalar olsa da sonra şımarma. 78.6'lar geçince şımarma. Şimdi burada ne var? Bir tane yatay düzeltme Fibonacci'leri var. Bir de impuls attık. Turuncu ile impuls attım. Şimdi bunu niye yaptığımı anlatayım. Gerek impuls, gerek yatay Fibonacci'de 1.618 seviyesine dikkat edelim. Tamam bak buraya dikkat et. 1.618 ile impulse'ın tepesi önemli bir eşikte örtüştü. Doğru. Şimdi aşağı yukarı hem senle hem de geçen haftaki bütün yayınlarda şöyle dedim ben. 92.600, 104.000 bölgesi pozisyonu olanlar için tamam belki devam et ama yeni maliyet yapmak için bana göre şımarık bir bölge. Yani şımarık bölgelerde maliyet yapmak riskli olabilir.
Şimdi ne oldu? İşte konfetileri patlatmadan, 100 bini göstermeden, yani 1.618'deki 102 bin hedefine ulaşmadan çok hafif farkla, 2500 dolar. Hemen hemen ulaşmış gibi de diyelim. İşte 2500 dolar bir farkla, tabii aşağı yukarı biz teknikçiler bunu aşağı yukarı ulaşmış gibi görüyoruz ama matematiksel olarak ve işlem disiplini olarak ulaşmadığı şeyini koyalım. Dolayısıyla bir şımarma var. Şimdi buraya dikkat edelim Eren. Hareketli ortalamalardan fiyat uzaklaştığı zaman işte iki gündür olduğu gibi baskı oluşmaya başlıyor. Bak buradaki şımarma evresine de bak. Buradaki de burada da çok ciddi şımarmıştık. Yaklaşık neresi burası? 37 binden 57-62 binlere de çok ciddi şımarmıştık. Sonra ne yaptık? Bak kendimizi sağ tarafa doğru yataya çektik. Dolayısıyla benim Bitcoin için söyleyeceğim şey şu sevgili Eren. 102 bin 83.500 bandı var ya burası bak. Burası biraz şöyle çalışabilir. Bak. Anladın değil mi ne demek istediğimi? 102 bin 83 bin bandı şöyle bir hareket yapabilir. Burada önemli olan şey bir kere şu. 83.500'ün altında bu grafikte çok boğa olmamak lazım. Kritik eşik orası. Tabii. Hem impuls hedefini hafif farkla tamamlaması... Hem yatay Fibonacci'nin 1.618'inin tamamlanması hasediyle bir hedef fiyat tamamlandıktan sonra bu kanalın içine bir daha giriyorsa burada şunu deriz Eren. Orta ve uzun vadeli yükseliş bir tur daha sonra tekrar gelebilir ama kısa vade belki de majör 50 bin, 98 bin trendi parabolik trend bitti deriz. Dolayısıyla benim yatırımcılardan yatırımcılara sunumum şu şekilde olacak. 84.500 83.500 bölgesi 2-3 günlük gevşemeye rağmen pozisyonlarında ısrarlı bir şekilde yukarı disiplinde kalan yatırımcılar için önemli bir destek bölgesi. Burada ne var? Önce onu hatırlayalım. 1.272 Fibonacci. 2. Impulse'ın 1.618'i. 3. Pembe Fibonacci. Pembe bizim malum öpülen direncimiz. 3 tane önemli bir bölge çıtlarsa oradan gemi su alır. Burası 83.000-84.500 kırılmadıkça 83.000-84.500'de 102.000-106.000 bandı bir süre burada bu şekilde bir yataya bağlamak isteyebilir, bilemiyoruz. Burada pozisyonu olanlara 83.000-84.500'lerin altında Bitcoin'de 74.400'lere doğru 10.000 dolarlık bir sert bir vurma gelebileceği riskini kenara koyalım. Bak Bitcoin 74.400'e mi düşecek demek istiyorsun gözüyle okuyorsan şunu diyorum. 74.400'e düşecek demiyorum. 83.500-84.500 kırılırsa düşecek diyorum. Tamam. Orada net bir if şartı var zaten. İfimiz var. Yani pozisyon disiplininde bunun altındaki 4 saatlik ve günlük kapanışı ben şunu derim. 50 binden 198 bine giden hareket konfetileri patlatmadan 74 bine geri döndü derim. 83.584 bin kırılmadıkça 83.584 binle 102 bin, 106 bin bandında bir süre bak. Buraya benzer. Burada bir hareket olmasını bekliyorum. Tamam. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim, Bitcoin hiç düzeltmesiz, bak geçen hafta bunu söylüyordum, hiç düzeltmesiz 104.600'leri geçmesini bekliyor musun dersen, beklemiyordum, işte şu anda oluyor. Bu düzeltmeden sonra döndü, 102.000, 106.000'e gitti. Tek seferde patlatıp geçmesini bekler misin dersen, onu da beklemiyorum. Yani bir süre burası bu aldığı beklentiyi Trump'ı buralarda sindirmesi lazım. Doğru. Hocam şimdi genel yani burada net bir uzaktan baktığınız zaman sanki böyle fincan kulp gibi bir görüntü de var. Tabii. Değil mi? Tabii. Şimdi burası Ahmet hocamın da kulaklarını çınlatıyor. Burası büyük çene Ahmet hocamın. Tabii. Burası kulbu. Şimdi öncelikle bak bir kere bir şey söyleyeceğim. Kulbu katladı. Bak kulbu katladı. Fazlasıyla katladı. Doğru. Doğru. Çanağı kaplamaya gidiyor. Yani burası kaç? Hemen hesaplayalım hadi gel senle. 69.15, çık 69'dan, buna 20 desen 45. 69'un üstüne 45, 70'in üstüne 45 koy. 115. Doğru. Tamam, 115. 102. Yani kulbu katlamış, çanağı katlarsa 115'e gidecek. Tamam. Bana sor şimdi, hiç düzeltmesiz. 102, 106 bini direkt patlatıp
çanağa katlar mı desen ben bu ihtimale %20 veririm sadece. 115 dediniz ya, bir ekleme yapıp diğer grafiğe geçeceğim. Hocam kulp bölümüne Fibonacci çizdiğiniz zaman 2.618'i 114.600'lere geliyor. Buraya mı? Evet. Tamam, doğrudur. Buranın şu anda 1.618'lerini falan aşağı yukarı geçti. Evet, üzerindeyiz. 2.618'e doğru gidiyor. Tabii doğru. 114.600'e geliyor. Burada dikkat edeceği şey, analizi kısaltalım, yorumu kısaltalım. 83.500, 84.500'ün üstünde kaldıkça Bitcoin'de majör trend, parabolik trend kırıldı diyemeyiz. Ancak çok net bildiğim bir şey var. Bu grafiğe karşıma koyduğu zaman bana verdiği çok net bir mesaj var. Bu grafik 83.500, 84.500'ün altında long okumak büyük bir teknik disiplinsizliktir. Güzel. Hocam şimdi Bitcoin'i biraz daha uzun tuttum. Neden? Çünkü gerçekten çok konuşulan bir grafik olduğu için. Ama başka konuşulan bir grafik olan altına geçelim. Ons altın grafiğini şöyle bir açalım. Çünkü dün yine işte malum İsrail, Lübnan yani Hizbullah arasındaki bir savaş durumunun artık sonlanıyor olduğuna ilişkin ateşkes. Ateşkes. Bugün İsrail'de ateşkesin onaylanması bekleniyor. Evet. 2721'lerden haberle beraber 2721'lerden 2620'lere $100'luk düşüşü tek günde derin bir çubukla getirdiler. Dolayısıyla önemli. Çünkü neden? Altın, kan, kaos ve krizle beslenen bir emtia. Şimdi Eren, şimdi kusursuz bir Fibonacci etiketlemesi görüyoruz. Bak Deniz, böyle kal. Hiç beni gösterme, tamam mı? Bak böyle kal. Ben anlatırken hep böyle kal. 2790. Senle ne dedik? 2790'larda buralarda altına maliyet yapmak yanlış dedik. Doğru. Tepe. Düşüşte ne dedik geçen haftalarda? 2530, 2570 bölgesinde 2790'dan oluşan düşüşün dengelenmesini ve destek bulmasını bekliyoruz dedik. $5 yanıldık, 2535'te dip bulup kalktı, alt Fibonacci'ye kadar kütür kütür geldi. Bak buraya dikkat et, Deniz gösteriyor. Bak burası bir Fibonacci tepesi mi? Doğru. Yükselen kanal Fibonacci tepesi. Doğru. Buyurun. Fibonacci çalışmazmış. Onu benim küllüğüm anlasınlar. Tam Fibonacci 2720'lere gelince mi Netanyahu ateşkesi kabul ediyor. Kabul etme noktasına geldi. İşte bunların hepsi matematiksel tesadüfler. Bunlar dünyayı sarıp saran altın oranın hikayesidir. Bak, bir Fibonacci bir tepe, bir Fibonacci bir tepe. Sonuç. Bu grafik benim fikrim. 2790 tepesiyle 2530-2500 bölgesi var ya, bak bu bölge. Evet. Bitti. Selamet versin. 1,5 yıl boyunca kazandırdığınız ürün 2790'la 2500 arasında git gel Konya 6 saate döndü. Tamam. Burada ne kazandıysan kazandın. Burada da ya bandı trade edeceksin. Yani trade edeceksin. Trade'de para var. Tamam mı? Ama bam bam devam mı? Bak bam bam buna döndü. Tık tık. Bitti. Yatay artık. Burası böyle gelecek hocam. 2790 kısa vade kolay kolay geçilmez. 2500-530 da kolay kolay kırılmaz. Bu grafik böyle yatar. Dolayısıyla bu grafiği disiplin olarak nasıl okursun diyorsan da 2580-2530'lara doğru, bak 2580-2530'lara doğru 2667'yi geçmeden düşüş devam ederse bu mi? Bak şu bölgeden, Deniz gösteriyor, şu bölgeden bir kere daha şöyle bir ikili tepe, ikili dip kalkışı olabilir. Tamam mı? 2660-2720'lere doğru 2580-2530'dan bir kalkış olabilir. Kısa yorum, 2580 ara destek, 2530 ana destek. 2530'un üstünde kalmaya devam ettikçe dün aldığı bu sert kaba kırmızı mumu 580-520-530 bölgesinde yeniden dengeledikten sonra bir ikili dipten sonra tekrar 2660-2720'lere doğru altının onsunda bir hareket görebiliriz. Ama altının onsunda buradan kalkıp da yallah 2823-2948'lere doğru yeni bir trend bekliyor musun dersen birkaç hafta içinde beklemiyorum. Çok ekstra da bir şey olursa. Belki bir ayda olmaz o iş. Hocam 2530'lar kırıldıktan sonra 100-130 dolarlık bir düşüş hareketi bizi bekliyor der biz bu sefer. Durumlar daha da sakata tabii bağladı. 2530'un altında mesela
Sen şimdi 2580-2530'a geldiği için buradaki düşüşteki gibi bir long denemesi yapıyorsan 2530'un altına mutlaka stop koyman lazım. Çünkü neden biliyor musun? Hem ikili dip dinamiği bozulur, hem alt Fibonacci patlar, aşağı yönlü bir risk başlar, senin bahsettiğin risk ve altının onsunda 2470, evet. 2423'lere varacak şekilde 100 dolarlık daha bir ayı saldırısı gelebilir. Burada yapılacak şey bir kere şu Eren bak. İki şekilde yönetebiliriz bu grafiği. 2580-2530'a geldiği zaman 2530'un altına stop koyma disiplini katı olacak şekilde bir düşüşten fırsatla yaratabiliriz. Ya da hocam burada çok devasa bir hareket oldu. Şu anda trend de yok. Ben düşerken almak yerine 2660'ları geçerse katılmayı deneyebilirim demek de trendi takip etmek, trendi sürmek anlamında önemli olacaktır. Hocam altına baktık ya, bir de bunun bir küçük kardeşine bakalım mı gümüşe? Ya. Bir de gümüş grafiğimizi alalım. Orada da yine bir kompleks pullback'ten bahsediyordunuz geçen hafta. Evet, kompleks pullback'ten bahsediyorduk. Şimdi kompleks pullback'in üstünde yatıyor. Bu grafik mesela Bitcoin, mesela 10 sopa yerse 2580-2530'lara doğru gümüş de sopa yer ama gümüş az sopa yiyebilir. Tamam mı? 31 dolar, 26 dolar düşüşünün tepe ve dibinin 35 dolar 1.618'ine altın dokunuş. Burası altın olan değil mi? 35 doları gördüğünden beri de saldı da. Ne yaptı? Pembe, sarı, kırdığı üçgene komplekse indi. Burası neydi Eren? Burası pullback'ti. Klasik pullback. Onaylama, 61.8'e kopma. Döndü. Komplekse döndü. Şimdi kompleksin üstüne yattı. Aynı zamanda ne oldu? Bak sarı trend aşağıdan ne yaptı? Fiyata itekliyor. Yani hamal gibi sırtında taşıyor. Sonuç, 29.80, 28.48 bölgesi, 29.80, 28.48 bölgesi, şahsi fikrim, gümüş yukarı gitmeden ezilmeye devam edecek ise, kaldıraç, borç gibi dengeler doğru ayarlanarak, ve bunun da bir taşıma maliyetini, zaman maliyetini de içine koyarak. Çünkü sen 29,5, 28,5'a düşerse bir ürün ucuz diye alıyorsun Eren. Ama taşıma maliyeti zamanını yönetirken bu seni duygusal anlamda baskılayabilir. Ulan aldım gitmiyor, aldım gitmiyor, aldım gitmiyor dedirttirebilir. Sonuç itibariyle 35 dolardan oluşan düşüşü kısaca anlatacağım. 29,80, 28,5 bölgesine doğru oluşacak tüm geri çekilmelerin 35,5'ta teknik anlamda pahalı diyen teknik analize göre 29.80, 28,5 bölgesinde teknik anlamda makul olarak ve bir maliyet bölgesi olarak ben şahsen okurum. 29.80, 28,5'lara iner inmez bilemem. Ancak bu bölgeye inse dahi bu bölgenin üstünde kalmaya devam eden gümüş, bak grafiği biraz daha böyle yatıracak, bak böyle yatıracak. Burası sıkışacak, sıkışacak, sıkışacak 29.80 ile 32 arasında. Sonra 32'yi geçip 33 ve 35'e gidecek. Ancak burada bak şurası var ya şurası. Bilerek grafiği böyle açtım. Bak burası zaman maliyeti işte. Flat bölge dediğimiz yer. 32 ile 29.80. Tamam. Yat aşağı kahve iç bölgesi. Tamam. 32, 29.80. 29.80 ile 28.5'lara geldikçe al. 32'de ya sat ya da 32'yi geçerse 33-35'lere doğru trendi sür. Bu kadar. Ama grafik mesela şunu kaçıranlara bak. Değerli hocam çok özür diliyorum. Tamam. Çok özür diliyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek turizm yatırım formunda değerlendirmelerde bulunuyor. Ayrıntılı izliyoruz efendim. Özellikle de turizm yatırımcılarını nasıl destekleyebiliriz? Bir taraftan tabii sonuçta siz de ihracatçısınız. Reskont kredileri üzerinden ne yapabiliriz? İTAK kredileri üzerinden ne yapabiliriz şeklinde sektörün diğer sorunlarını da bize ilettiler. 5-6 ana başlık altında ve biz Hazine Maliye Bakanlığı olarak bizi ilgilendiren boyutlarını çalışıyoruz. Önümüzdeki inanıyorum ki haftalarda belki Turizm Bakanımız üzerinden, Cumhurbaşkanımız üzerinden atacağımız adımlar da paylaşılır. Ben genelde tamamlanmamış konularda yorum yapmıyorum. Müsaade ederseniz ben doğrudan doğruya sunuma geçeyim. Neden Türkiye'ye yatırım yapılmalı? Bizim potansiyelimizi tabii gerçekleştirmek için, performansımızı artırmak için
neler yapıyoruz, hangi sorunları çözüyoruz ve en önemlisi yapısal dönüşüm. Neden Türkiye yatırım yapmalı sorusu bir tabii espriyle başlayayım. Çünkü biz dünyanın merkezindeyiz. O nedenle bize yatırım yapmanız lazım ama esas konu o değil. Türkiye gerçekten dünyada nispeten büyük ekonomilerden bir tanesi. Yani yaklaşık 90 milyon nüfus, 1.3 trilyon doların üzerinde cari kurlarla gayri safi yurt içi hasılası ve kişi başına milli geliri bu sene itibariyle 15 bin doların üzerine. Böyle birkaç tane ülke var dünyada, onlardan bir tanesi de Türkiye bu iki koşulu sağlayan. Şöyle karşılaştırmak için Türkiye ne kadar büyük diye hani değerlendirmek açısından söylüyorum. Bazı boyutlarıyla 17 Avrupa Birliği üyesi ülkesinin toplamından daha büyüğüz. Bazı boyutlarıyla 12, 13, 15. Dolayısıyla gerçekten Türkiye, ben detaylara girmeyeceğim ama bütün göstergeler itibariyle nispeten büyük bir ülke. Peki ekonominiz büyük olabilir ama yani nasıl bir bağlantısallık var? Doğrusu bizim coğrafyada Avrupa Birliği ile tabii bizim Gümrük Birliği, Balkanlarla hem tarihi ortak geçmiş hem de yakınlık, Orta Asya ile benzer şekilde, Orta Doğu ile benzer şekilde, Kuzey Afrika ile, ama sonuçta bizim bölgede hakikaten önemli bir ekonomiyiz ve hızlı büyüyen bir ekonomiyiz. Son 100 yıla bakarsanız Türkiye'nin ortalama reel büyümesi %4.8. Evet, belki Çin değiliz ama gerçekten yine de dünyanın en hızlı büyüyen, gelişmekte olan ülkeler arasındayız. Son 20-22 yılı baz alırsanız orada da ortalama reel büyüme %5.5. Peki diğer bölgelerle karşılaştırdığımızda nasıl bir eğriye tekabül ediyor? Çok basit. Biz 20 yıl öncesini baz aldık, 100'e eşitledik. Reel olarak baktığımızda Türkiye 100'den 300'ün üzerine çıkmış. Bize benzer ölçekteki ülkeler, yani Çin, Hindistan hariç gelişmekte olan ülkeler 218'e çıkmış. Dolayısıyla bize benzer ülkelere göre çok daha iyi bir performansımız var ama Çin'i, Hindistan'ı da katsanız ona rağmen Türkiye'nin performansı yine oldukça iyi. Dolayısıyla Türkiye sadece büyük bir ekonomi değil, aynı zamanda hızlı büyüyen bir ekonomi. O nedenle Türkiye'ye yatırım yapmanız lazım. Peki bu yeterli mi? Tabii ki değil. Biz altyapıyı önceliklendirdik. Altyapıya son 20 yılda yaklaşık 280 milyar dolar yatırım yaptık. Bu sene muhtemelen 300 milyar dolar civarına çıkacak. Ve önümüzdeki yine 20-30 yıllık bir perspektifle en az bir 200 milyar dolar daha yatırım yapacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin altyapısı da iyi. Yani Türkiye'nin pazarı büyük, hızlı büyüyor, altyapısı da iyi. Dünya Bankası Logistics Endeksinde 38. sıradayız ve 91 gelişmekte olan ülkeden daha iyiyiz. Dolayısıyla altyapımız da iyi. Biz özellikle tabii önce karayollarını önceliklendirdik. Çünkü karayolları ağımız çok zayıftı. Çok şeritli, otoban dediğimiz, otoyol dediğimiz ve duble yol dediğimiz çok şeritli yolların yol ağımız çok zayıftı bundan 20 yıl önce. Şimdi haritayı tabii ki herhalde aradaki farkı görebiliyorsunuz. Bizim şu anda önceliğimiz demir yolları. Neden? Çünkü karayolları ve hava yollarına yeterince yatırım yaptık. Havaalanı sayısını da neredeyse diyorum 3'e katladık. Yani dolayısıyla aşağı yukarı her yere hava yoluyla ulaşılabiliyor. Esas bizim şu anda önceliğimiz demir yolları. Çünkü biz yüksek hızlı elektrifikasyonu, sinyalizasyonu tamamlanmış demir yollarına yatırımı önce. Neden? Çünkü sürdürülebilirlik açısından ve rekabet gücü açısından önemli. Çünkü aslında karbon ayak izimizi azaltmanın bir yolu demir yollarıyla ulaşımdır. Rekabet gücümüzü de artıracak. Şu anda bizim en büyük önceliğimiz organize sanayi bölgelerini, sanayi üslerini, büyük merkezleri limanlara demir yoluyla bağlamaktır. Tabii ki bu bizim şu anda en önemli önceliğimiz.
Enerjide dönüşüm diğer bir önceliğimiz. Bakın yenilenebilir enerjinin toplam kurulu enerji kapasitemiz içerisindeki payı %59'a ulaştı. Bu sene muhtemelen %60'ı aşarız. Yani Kasım ayı itibariyle 59 civarındayız. Bu muazzam bir ilerleme ama bunu yeterli görmüyoruz. Bundan sonra bütün ilave kapasitenin ağırlıklı olarak nükleer ve yenilenebilir enerjiden oluşmasını bekliyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'nin karbon ayak izini düşürmek istiyoruz. 2053'te net sıfır hedefimize ulaşmak istiyoruz. Yine yetişmiş insan anlamında da Türkiye iyi bir yer. Bakın her sene üniversiteden 900 bin kişiden fazla bir mezun var. 430 bin kişi de teknik meslek okullarından mezun oluyor. Dolayısıyla Türkiye'ye yatırım yaptığınız zaman eleman, yetişmiş kaliteli eleman konusunda da bir darboğaz söz konusu değil. Yine bize benzer ülkelere göre de iyi bir noktadayız. Peki bizim hiç mi sorunumuz yok? Tabii ki birçok sorunumuz var. Türkiye'nin makroekonomik bir takım tabii ki sorunları var. Ve bu sorunları çözmek için de bir program uyguluyoruz. Müsaade ederseniz bu programa ilişkinde bir perspektif sunmak istiyorum. Öncelikle şunun altını çizeyim. Aslında çok temel birçok makro sorunda hedeflediğimizden daha iyi bir noktadayız. Belki hala sorun alanı olarak enflasyonla karşı karşıyayız. Enflasyonda da kalıcı düşüş devam edecek. Yani 2025 yılında enflasyonda düşüş güçlü bir şekilde devam edecek. Onun sebeplerini anlatacağım ben size. Ama müsaade ederseniz hangi sorunları çözdük? Bir oradan başlayıp sonra da zor konulara gelelim. Öncelikle cari açık. Geçen sene ortalarında cari açık önemli bir sorundu. Neden? Çünkü milli gelirin yaklaşık %5,5 civarında bir cari açık gerçekten sürdürülmesi zor bir cari açıktı. Ve biz bu cari açığı milli gelire oran olarak %1'in altına düşürdük. Dolayısıyla şu anda cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıkmıştır. Bunda turizmin yani hizmet ihracatının etkisi çok büyük. Mal ihracatında da az da olsa bir artış var. Ama esas buradaki ilerleme, yani buradaki gelişme ithalatın bir miktar düşmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunu kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşüm, işte az önce söyledim enerjide dönüşüm, cari açığı kalıcı bir şekilde düşük tutacak. Cari açığın kalıcı bir şekilde düşük seviyelerde seyretmesi demek, aslında lirada istikrar demek. Evet, Türkiye'nin makro finansal istikrarı demek. Tabii biz cari açığı son yıllarda, son 20 yılın ortalaması %4 civarı aslında, genelde onu kullanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda %2'nin altına kalıcı olarak düşmesini bekliyoruz. Rezerv konusunda geçen sene kaygılar vardı. O kaygıyı da giderdik. Türkiye'nin net rezervini, swap hariç net rezervini yaklaşık 105 milyar dolar artırdık. Ve Türkiye'de rezerv yeterliliğini sağladık. Yani uluslararası tanıma göre Türkiye artık yeterli rezerve sahiptir. Dezenflasyon bizim en büyük önceliğimiz. Yani enflasyonun tek haneye kalıcı bir şekilde düşürülmesi şu anda programımızın en önemli hedefi. Bu sene 44-45 civarında bir rakamla, yani öyle görünüyor, kapatacağız. Hedefimizin evet bir miktar üzerinde. Çünkü hizmet enflasyonunda maalesef büyük katılık var. O katılığın kırılması biraz zaman alıyor. Öngördüğümüzden biraz daha fazla. Kiralarda, eğitimde vesaire. Ama olsun. 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek. Neden? Bir, para politikasındaki sıkılaşmanın gecikmeli etkisi var. İki, maliye politikası bu seneye göre daha sıkı olacak. Yani bütçe açığımız düşecek. Bütçe açığındaki düşüş, para politikasındaki sıkı duruş dezenflasyonu destekliyor. Gelirler politikasında da daha makul bir patikaya doğru evrileceğiz. Bir de yönetilen, yönlendirilen fiyatlarda da, yani devletin kontrol ettiği fiyatlarda da
mümkün olduğunca bütçe tabii ki önemli burada ama bütçe bize alan sunduğu oranda biz hedef enflasyon paralelinde bu konularda adım atacağız. Dolayısıyla dezenflasyon süreci zaman alıyor. Sadece Türkiye'de değil. Yani dünyada da ortalama enflasyonun şok öncesine düşmesi ortalama 3.4 yıl alıyor. İlk yılı geride bıraktık. Önümüzdeki 2-2.5 yıl içerisinde biz enflasyonu kalıcı bir şekilde şok öncesi tek hanelere düşüreceğiz. Bunu anlattım zaten az önce. Neden yani enflasyonun 2025 yılında baz etkisinin ötesinde güçlü bir şekilde düşeceğinin sebeplerini ben az önce açıkladım. Bütçe açığını düşüreceğimizi söyledim. Deprem burada tabii çok önemli bir harcama kalemi. Geçen sene deprem hariç bütçe açığı %1.6 idi milli gelire oran olarak. Gelişmekte olan ülkelerde bütçe açık ortalama geçen sene %5.5'tu. Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı %26'ya düştü. Dolayısıyla bizim bütçe açığını düşürmemizin tek sebebi var. Bir, dezenflasyonda Merkez Bankası'nı desteklemek. İki, dönüşüme, yapısal dönüşüme kaynak ayırmak. Üç, şoklara karşı mali alan oluşturmak. Dolayısıyla bizim hedefimiz bütçe açığını kalıcı bir şekilde tekrar %3'ün altına düşürmek. Kurda, daha doğrusu liradaki oynaklıkta bakın ciddi bir azalma var. Program öncesinde biz gelişmekte olan ülkeler bandının oldukça dışında bir oynaklığa sahiptik. Şimdi gelişmekte olan ülkelerle aynı yani bandın neredeyse alt noktalarda veya orta noktalarında ya liradaki oynaklık azalmıştır. Yapısal reformlar. Yapısal reformlar bizim potansiyelimizi harekete geçirmek için, şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için olmazsa olmaz önceliğimiz. Yapısal dönüşüm derken neyi kastediyoruz? Bir, sanayide dönüşüm. Biz aslında sanayi kültürü olarak, sanayi birikimi olarak bize benzer ülkelerden çok daha iyiyiz. Hatta gelişmiş ülkelerden daha iyiyiz. Peki niye daha zengin değiliz? Çünkü katma değer zincirinde yukarı çıkmamız lazım. Bakın şu grafik çok basit bir grafik. Kişi başı milli gelirimize oranla sanayi, imalat sanayi katma değerinin milli gelire oranı oldukça yüksek. Dolayısıyla bizim bu katma değer zincirinde yukarı çıkmamız lazım. Yani daha yüksek teknoloji, daha orta yüksek teknoloji ürünler üretmemiz lazım. Bunun için de bir programımız var. Bu programın bir tanesi tamamen yüksek teknoloji, HIT 30 dediğimiz 30 üründe 30 milyar dolarlık 2030'a kadar destek vereceğiz ve sanayide dönüşümü sağlayacağız. Yüksek teknoloji alanlarda üretim. İkincisi bu YİTAK dediğimiz aslında tercihli kredi politikası dediğimiz bir program. Burada da daha çok orta yüksek ve yüksek teknolojiyi hedefliyoruz. Yine yatırımcılara terzi usulü de teşvikler sunuyoruz. Bakın 8 temel alanda 30 ayrı üründe yatırım için muazzam bir şekilde devlet olarak biz gereken yani inisiyatifi alıyoruz, destekleri sunuyoruz. Detaylara girmeyeceğim ama bu sanayide dönüşüm için çok değerli. YİTAK'tan turizm sektörü de yararlandıracak noktaya getireceğiz. Onun da çalışmasını yapıyoruz. Burada da daha çok lira kredi verip uzun vadeli ve piyasaya göre çok daha elverişli koşullarda. Bizim için en kritik alan enerjide dönüşümdür. Neden? Çünkü son 20 yıla bir bakın. Son 20 yılda 900 milyar dolardan daha fazla bir parayı biz enerji ithalatına ödemişiz. Yani Türkiye'deki toplam cari açığın bir buçuk katı kadar, %150'si kadar biz enerji ithalatı yapmışız.
Efendim Sayın Bakan Mehmet Şimşek'i izledik. Kısa bir reklam arasından sonra da yeniden değerli hocamız Selçuk Yönaş'la eşliğinde programımız kaldığı yerden devam ediyor, sürüyor. Hocam biraz beklettik sizi. Malum bakan artı aynı zamanda da bir reklam arasından sonra. Hocam biraz yurt içi piyasalara girerek başlayalım ve BIST 30. Bir de sevgili yönetmenim şuraya bir canlı fiyatlamayı alırsak çok güzel olur. Şöyle bir endeksleri bir alalım. Evet. Evet buyurunuz hocam. Şimdi Eren, 7800, 12200 çıkışı, trend kavramı, trend kırılıyor, düşüş trendi, 55 günlük kırmızı hareketli ortalamayla yeşil düşen trendin arasında süzülme, 7800, 12200 çıkışının, bak maviyle gösterdiğim tüm çıkışın altın oranı 61.8'ine kadar baskı, 61.8'de ikili dip ve ikili dipten düşene hareket ardından da sıç. 10.655'ten geçiyor hocam şu an. Evet, şu anda 10.655, tamam. Yani aşağı yukarı hazırladığım yerlerde. Şimdi Eren, tüm çıkışın 61.8, 9.537'de yaptığı ikili dipten önce trend, şimdi 2-3 gündür de içine girdik. Yani düşenin üstüne geçtik. Aslına bakacak olursan bu bir olası yukarı trendin başlama sinyali. Burası neydi? 9.500 ile 10.400 bölgesi, 9.500 ile 10.400 bölgesi buradaki gibi bir tepkiydi. Tamam, gene yukarı yönlü disiplin edilen, yukarı yönlü takip edilen bir tepki bölgesiydi. Şimdi fiyat düşeni ve 55 günü geçerek trende girmeye çalışıyor. Burada sadece şuna dikkat edeceğiz. Bir kere trend sürme kavramıyla, bak trend sürme kavramıyla 10.240'ların üstünde kalmaya devam eden XU 30'u yukarı yönlü takip etme disiplini bozulmayacak. Tamam mı? 10.240'ların üstünde kaldıkça XU 100, 11.200 ara hedef, 11.600, 9.500'den kalkan hareketin ana hedefi olacaktır. 11.200, 11.600 süreci devam ederken, buraya gitmeden 10.240 altında 2 saatlik kapanış ve ardından da günlük kapanış başlarsa, gelirse, bu hedeflere doğru yapılan işlem disiplini 9.537, 9.360'lara doğru bozuluyor disipliniyle savunma gerekir. Net değil mi? Gayet. Şerti koyduk. Tamam mı? İfi koyduk. Şart koyduk. Hedefi verdik. Şart bozulursa ineceğimiz yeri söyledik. Şimdi, tamam. Yani iki yönlü tekniği anlattık. Şimdi buna bir de detaylı bakalım. Eren şimdi bak düşeni 3 günde çok kuvvetli geçtik. Burada bir balistik füze düşüşü vardı. Doğru. Tamam mı? Sonra kuvvetli geçtik. Bu 61.8'den devam eden hareket 10.240'ı altına inmeden tekrar yukarı yönde kalırsa bir de pullback yapar. Biz bunu endekste yaptık. Doğru. Endekste hafif pullback biraz da foul yaptı. İçeri girdi, içeride kapattı ama. Füzelerden dolayı o da yani. O da füzelerden dolayı. Haber akışıyla oldu. Dolayısıyla çok uzatmayacağım Eren. Kısa, net. 10.240'ların üstünde kalmaya devam eden XU, 11.000 XU 30, 11.200 ara hedef, 11.600 kısa vadeli ana hedefleri korumaya devam edecektir. Evet. Tamam. 12.200, 9.500 düşüşünün 61.878.6 bölgesidir burası 11.200, 11.600. Tamam. Dolayısıyla bu grafikte 10.200'lerin üstünde 11.200, 11.600 hedefi devam edecektir. 10.200'lerin altında bir miktar hafifleyerek 9.500, 9.300'lere doğru bir saldırı alacağız dinamiğiyle hareket edilmelidir. 10.240'ın altında savunmaya geçen bir yatırımcı 9.500, 9.360'larda savunmadan yine saldırıya geçebilir. Evet. Hocam peki ana endekse de bakalım mı? Şimdi BIST 30'a baktık, bir de BIST 100 cephesine bakalım. Çok hafif de olsa satış geliyor. 9.638'deyiz ve %0.22 oranında minik çaplı bir gevşeme var. Evet. Şimdi Eren, Fibonacci'mizi çevirdik. Yani düşenin üstünde bir miktar oturmayı bekledik. Bir de geçen hafta bir onay aldık. Deniz burayı göster. Geçtik. Onay aldık. İçine foullü bir onay oldu bu. Sonra tekrar döndük. Şimdi şuraya kadar her şey normal. Tamam. Genel olarak grafikte dikkat edeceğimiz şey şu Eren.
9.400-9.190 hattı. Tekrar 9.400-9.190 hattı şu bölge çok önemli. Bu bölge yeni bir füze fırlatılmadıkça, güneyde Netanyahu bir çılgınlık yapmadıkça, içeride haber akışımızda bir çatırdama, kütürdeme, pütürdeme olmadıkça 9.400-9.190 destek bölgesini kuvvetli bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Bu bölgenin üstünde kaldıkça 10.220 ara hedef, 10.676 kısa vadeli yeni hedeflerimiz olacaktır. Bak yeni dedim. Tamam. 8.500'de ne demiştik? 9.170 geçilirse 9.719-9.779 hedef dedik mi? Dedik. Evet. 519 doldu mu? Doldu. Dün 779 görülmedi ama 720 görüldü mü? Görüldü. O yüzden yeni hedef koyduk. Tamam. Sonuç, hareketli ortalamalardan bir miktar uzaklaştığımız için, bak dikkat et, hareketli ortalamalardan bir miktar uzaklaştığımız için 10.220-10.676'lara gitmeden kısmi geri çekilmeler olabileceğini de parantez içine alıp kenarı not olarak bırakarak 9.400-9.190'ların üstünde kalmaya devam eden Borsa İstanbul, hareketli ortalamalardan uzaklaştığı için kısmi geri çekilmeler yapacak olsa da 10.220-10.676'yı radara almıştır. 10.220-10.676'lara doğru işlem disiplininin savunma hattına geri dönmesi ve yatırımcıların bir miktar hafiflemek veya savunmaya dönmek, yani bir miktar tırnakları geri çekip nabzı düşürmek anlamında 9.400'ün altında düzeltme bir miktar genişleyecek. Benim şu anda yeni pozisyon almaktan imtina etmem lazım. 9.400'ün altında burayı 190'lara kadar gıdıklayabilirler deyip bir miktar kendini geri çekecek. Savunma hattına dönecek. Tamam. 9.400-9.190'ı bu psikolojiyle yöneteceğiz. 400-190 kırılmadıkça geri çekilmeler olabileceğinin altını şerhleyerek 10.220-10.676 Borsa İstanbul'un yeni hedefleri olmaya devam edecektir. 220 ve 676'lara doğru yukarı yönlü bir disiplin 9.190'ın altında işlem disiplini olarak knockout'a düşer. Güzel. Kırmızı çizgi bitti. 9.190'ın altında burayı yeniden 8.800-8.600'lere gıdıklayacaklar. Buraya bir ayı saldırısı gelecek, etkin bir ayı saldırısı gelecek diyerek orada net bir şekilde kar al, zarar kes. Bak, kar al, zarar kes. Orada bu denklem, bu disiplin A planı olarak devreye girmelidir. 9.400-9.190'lar kırılmadıkça 10.220-10.676 Borsa İstanbul'un hedefi. Hocam süremiz oldukça kısıtlı. Bankacılık endeksine şöyle hızlıca bir bakalım. Bankacılığa bakmayalım. Geç bankacılığı. Tamam, geçelim. Şeye getir hemen. Orayı anlatmam lazım. Orada hizmetler bir şey... mi, iletişim mi? İletişimi getirin. İletişim endeksine bir geçiş yapalım. Onu anlatalım. Tabii. Orada bir şey olacak çünkü. Getir. Bak şimdi. 2878-2082 düşüşü. 34-8-21 gibi hareketli ortalamalarla 233 günlük hareketli ortalamalar. Deniz böyle kal. Bak, sıkışma. Kurtulma. Üçgenin üstünde yataya bağlama. Şimdi 4 günlük çıkışa 8 günlük filama olmaz. Tamam mı? Simetriye aykırı. Doğru. Bak 4 günlük çıkışa 8 günlük filama olmaz. Saptan daha düşünsene, saptan lazım. Uzun bayrak mı olur? De. Dolayısıyla bu bir filama bayrak değil. Ama bu hareketi düşenin üstünde ve 34, 21 ve 8 günlük 3 tane kuvvetli hareketli ortalamanın üstünde bir şey hazırlanıyor. Bak bir şeye hazırlanıyor. Bu anlamda Türk Telekom grafiğinde de buna benzer bir görüntü var. Turkcell'de ise filamamsı bir görüntü var. Bunları da kenara koyalım. Bugün hisse analizi yapmadım gene. Ama bu grafiği takip etmeye öne alalım, öne alalım. Bu grafiği iletişime öne alıyoruz. Sonuç. 2.220'lerin üstünde kaldığı sürece... 2.270-2.120'lere düşme psikolojisini ve trading disiplinini de pozisyonların içinde yedek akçelerle yönetmek şartıyla 2.574 ara hedef, 2.770 iletişim endeksinin kısa vadeli ana hedefidir.
Analiz bu kadar. Evet. Tamam. 2570-2770'lere doğru iletişimde bir hazırlık var. Buralara gitmeden 2270-2170 bölgesine bir daha düşmez demeyeceğiz. Risk analizi, yedek akçe yönetimi. Bu bölgelere düşse dahi 2574-2750'lere doğru iletişimde bir şey olabilir. Bir seri bir hareketlenme olabilir. Takip edeceğiz. Hocam bir de hizmetlere bakalım mı? Gel. Biz hizmetleri de şöyle bir açalım. Hizmetlere de niye baktık? Biraz temel tarafta evet. Enflasyonu besleyen sektörlerden bir tanesi olduğu için uzun zamandır bakmıyorduk. Bir bakalım dedik. Düşen kırılımı da var. Düşen kırılımı da var. Bravo. Şimdi bak burada 61.8'i tamamlamadı. Tamam mı? Ne bu? 6.490, 10.670. Çıkışı yarı yolu. Bak bu sefer maviyi 61.8'e indirmedik. 50'de bitirdik. Yarı yolda bitirmiş. 61.8'e gelmesi hani benim daha tercihim olurdu. Ama inecek diye kanun yok. Burada yaşamışız. Doğru. Sonuç 8.580'den kalkıp 9.500'lere doğru yaklaşan hareket 9.070 8.820 bölgesinin üstünde kaldığı sürece bu bölgeye doğru deniz gösteriyor. Onaya dönme riskini de psikolojik ve yedek akçe disipliniyle yönetmek üzere. Bak her şeyi detaylı anlatıyorum. 9.070 8.820'lerin üstünde kalmaya devam eden XU hizmetler endeksi 9.580 ara hedef, 9.804 ana hedefi radara almıştır. 9.580-9.804'lere doğru bir uptrade disiplin yapıyorsak 9.070-8.820 özellikle 8.820'nin altında 2 saat ve günlük kapanışta bu hedeflerin zamansal olarak buzdolabına girmesi gerekir ve yatırımcıların bir miktar savunma mekanizmasını çalıştırması gerekir. Yani geriye doğru bir adım atması gerekir. Buradan ne demek istediğimi yatırımcı anlasın. Evet. Net mi? Gayet net. Tamam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık her zamanki gibi. Çok keyifli, bilgi dolu bir yayın oldu. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Evet efendim Borsa Teknik programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayında yeniden birlikte olacağız. Kısa bir ara şimdilik hoşçakalın.